lügatla ilim olmaz. Efendimiz Vehhabilere onun için kızarken ne söylerdi? Bunlar lügat hocası. Ne demek lügat hocası? İşte bak aynı kafayı öbürlerinde tezahür ediyor. Efendimiz'in bu sözünü de yıllar yılı zor anladık ha. Bir kelime söyledi ama ne diyor acaba dedik yani. Karşılaştıkça hadiselerle, şimdi geldik İslamoğlu olayında da yine geldik. Lügat hocalığında sıkıntı çıktı. Sözlük hocası. Yani bu nerede kullanılmış? Nasıl kullanılmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tatbik etmiş? Hiç bunlara bakılmıyor. Kitap sünnet devre dışı bırakılıyor. Lügattan anlam yükleniyor. Nasıl oluyor bu? Er-Rahman ale arşi istiva. Rahman arşa istiva etti. Müteşabihattandır. Benim iman İslam ilmi alimin başında çok muazzam izah edildi bu konu. Detaylarıyla müteşabihat konusuna uzun yer verdim. Yani 120 sayfalık bir yerde bayağı yer verdim ona. İtikat bölümünü konuşuyorum. İstiva etti. Ne diyor şimdi Vehhabiler? Arşa oturdu diyor. Al bakalım işte lügat. Halbuki istivanın lügatına, sözlüğüne baktığın zaman 4 tane daha manası var. İsteva, istila etti manası da var. Kad isteva bişrun alel irak min gayri seyfin ve devmin muhrak diyor şair. Bişir Irak'ı istila etti diyor. Kansız, savaşsız geldi tahta oturdu diyor. Ama istila etti diyor. Alel irak. Çünkü Irak'ın üstüne oturamaz ki. Anladın mı? Şimdi burada ben sandalyeye otururum ama Irak'ın üstüne oturamam yani. O zaman Irak'ı ne yapabilirim? Hükmüm altına alırsam istivadır. İstiladır. Allah'ın da kahır ve galibiyeti ve kudret ve tasarrufunun arş ve altındaki bütün mahlukata hükümran olmasından kasıt ediliyor. İsteva. Ne var orada başka? Tamam oturdu manası da var. Ama istila etti manası da var. Yöneldi manası da var. Sümmesteva iles sema. Semaya istiva etti diyor. O ayette ne manası var? Göğü yaratmayı kastetti, yöneldi. İradesini oraya yönetti demektir isteva. İla ile kullanıldığı zaman. Her harfi c'ye göre de mana değişiyor, önündeki gelene göre. Sen burada oturduğu nereden çıkarttın efendim? Şimdi bu lügat, orada bakıyor, lügatı da bilmiyor. 5 lügattan birini seçmiş. Tercih bila müreccih. Neden bunu seçtin de öbürünü seçmedin? Oturdu diyorsun. Peki, sen şimdi burada Kur'an'a baksaydın, bunun oturdu manasında olmadığını anlar mıydın? Neden? Leyseke misli şey ve huves-semi'ul basir diyor. Öbür ayete baktığın zaman Allah'ın benzeri, misli, mumasili, müşabi hiçbir şey yok. Peki o zaman oturduğu zaman bizle oturmasında benzemiş oluyor mu? Bütün mahlukat oturuyor. Oturmadan duramıyor yani. Peki Allah Teala niye oturmaya muhtaç olsun? Gelelim. Peki Halik-u külli şey. Her şeyi kim yarattı? Ne demek o? Her şey yoktu demek değil mi? Peki arş da yok muydu önceden? Evet yoktu. Arş yokken nereye oturuyordu? Haşa ve kella. Sen diyorsun ki arşı sonradan yarattı, sonra diyorsun ki arşa oturdu kalkamadı. Haşa ve kella. Yani lügatla gidilmez. Efendim sen ne diyordu? Bunlar lügat hocası. Ne demek işte? Anladın şimdi.